İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değil değerli arkadaşlar. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği bir İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama ben elbette ki evet derim, hiç tereddütsüz. İstanbul'un metrosunu konuşacaksa, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya, her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'daki iki adaya da aynı soru soruldu. 2019'da ortak yayında karşı karşıya gelen İmamoğlu ve Yıldırım gibi bir kez daha ortak yayına katılır mısınız dendi. Sen İstanbul dışında her işle uğraşacaksın. İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin. Ama İstanbul olduğunda özne maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da efendim ben İstanbul'la ilgili bu konuları konuşmak istiyorum. Daveti samimi bir davet değil. Kurum İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yok diye kapıları kapatırken İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaretinde ortak yayın teklifine yeşil ışık yaktı. İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama ben elbette ki evet derim, hiç tereddütsüz olumlu karşılarım.